Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2019'da yeni bir haftanın oyuncularını tahmin bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bir hafta arayla yine içeriğimizde karşınızdayım. Çünkü bir hafta önce canlı güncelleme yoktu. Ondan dolayı haftanın oyuncuları gelmedi. Hemen başlayalım bakalım arkadaşlar. Başlamadan önce de kısa bir dipnot aktarmak istiyorum. Konami haftanın oyuncularını neye göre getiriyor arkadaşlar? Onları hemen bir anlatayım. Cuma, cumartesi, pazar günü oynanan lig maçları geçerli arkadaşlar, bilginiz olsun. Onun dışındaki maçlar geçerli değil. Yani kupa maçları, Şampiyonlar Ligi maçları geçerli değil. Bilginiz olsun dedikten sonra başlayalım. Cuma günü ilk gözümüze çarpan maç arkadaşlar Juventus-Torino maçı. Ya bu maçı alıp almamakla çok tereddütte kaldım. Ronaldo'nun gelip gelmeyeceğiyle alakalı. Ama yine de ben tahminlerimin arasına almak istiyorum. Cristiano Ronaldo'yu bir gol attı. İstatistikliği de fena değil. Performans bakımından çok da kötü değil. Pozisyonlara da girdi. Gol şutları da denedi ama olmadı. Bir tane gol atabildi ve 1-1 bitti maç. Galip gelemese de Cristiano Ronaldo'nun gelme ihtimalinin olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. İlk oyuncum Juventus'tan Ronaldo. Tabii ki biraz kararsızdım bu konuda. Hemen diğer maçıma geçiyorum. Cumartesi maçlarına geldiğimiz zaman hemen bir Newcastle-Liverpool maçı karşımıza çıkıyor. Şimdi burada da bir ikilemde kaldım arkadaşlar. Van Dijk mı, Arnold mu? Arnold 2 asist yaptı. Van Dijk 1 gol attı. Baktığımız zaman ama Arnold'un daha iyi performans sergilediğini görüyoruz. Van Dijk'ın da yine performansı yüksek ama ikisinden birisinin %100 geleceğini tahmin ediyorum ben. Ama tercihimi Arnold'dan yana kullanıyorum. Çünkü daha önce Van Dijk haftanın oyuncularına da gelmişti. Arnold sadece kulüp selection olarak gelmişti hatırladığım kadarıyla. Yanlışım varsa da düzeltin. O yüzden Arnold'un geleceğini düşünüyorum ben. Liverpool'dan ikinci oyuncumuz da o arkadaşlar. Hemen İtalya'ya Spal-Chievo maçı var arkadaşlar. Spal deplasmanda 4-0 kazanıyor. Ve stoper oyuncu Felipe 2 gol birden atıyor. Bu hafta Spal'dan stoper oyuncusu Felipe'nin geleceğini düşünüyorum. Diğer istatistiklerine baktığımız zaman da stoper oyuncusu Felipe'nin paslarda da çok iyi olduğunu görüyoruz. Defansif aksiyonları da fena değil. Bu hafta Spal'den Felipe'nin gelmesini düşünüyorum. Büyük ihtimalle tahminlerim arasında var arkadaşlar. Bir diğer oyuncumuzsa Neymar arkadaşlar. Paris Nice maçında Neymar bir gol attı. Bir de penaltı yaptırdı. Ama penaltıyı Cavani kullandı. Gerçi penaltı pozisyonu izlediyseniz yine Neymar, klasik Neymar. Attı yeri, kendini yere bağırdı, çağırdı, bilmiyorum. Tabii belki sert bir darbe de almış olabilir ayağına ama biraz abarttığını düşünüyorum ben Neymar'ın. Penaltıyı verdi hakem ama topun başına Cavani geldi. Cavani de benim çok sevdiğim bir oyuncudur aslında ama çok da kötü konuşmak istemiyorum onun hakkında. Penaltıyı gole çeviremedi. Keşke Neymar kullansaydı. İlk golü Neymar atmıştı, penaltıyı gole çevirmişti. Her neyse. Velhasıl kelam Neymar'ın istatistikleri fena değil. Sakatlıktan sonra bu maçta güzel bir performans sergilediğini düşünüyorum. 2-3 tane de gollük pas attı ama takım arkadaşları değerlendiremedi daha doğrusu. Neymar'ın bu hafta haftanın oyuncularına gelebileceğini tahmin ediyorum arkadaşlar. Toplamda da kaçıncı oyuncumuz oldu? Dördüncü oyuncumuz oldu. Devam ediyoruz. Portekiz Ligi'ne geldiğimizde Benfica maçı var arkadaşlar. Bir Benfica kendi evinde 5-1 kazandı. Rafa Silva 2 gol, Seferovic 2 gol ve Jonas 1 gol attı. Toplamda 5 gol. Rafa Silva muhteşem bir performans gösterdi arkadaşlar bu maçta. Seferovic de yine aynı şekilde. Normalde istatistik bakımından Rafa Silva 1. sırada ama Rafa Silva daha önce haftanın oyuncularına 2 defa falan geldiğini hatırlıyorum ben. Ondan dolayı bu hafta Seferovic'in geleceğini tahmin ediyorum Benfica'dan arkadaşlar. Seferovic bu hafta Benfica'dan haftanın oyuncularına geleceğini
tahmin ediyorum. Hemen aynı gün içerisinde bir de Porto maçı vardı arkadaşlar. Porto'dan da baktığımız zaman 4-0 kazanmış. Tiquinho 2 gol atmış. Corona 1 gol. Manafa 1 gol atmış. Yani gol atan oyuncular değil de bu hafta arkadaşlar istatistik bakımından baktığımız zaman Militao çok ön plana çıkıyor. Porto'nun defans oyuncusu Militao. Eder Militao yani defansif aksiyonları ve maçın yıldızı seçilmiş zaten. Gol atmamış ama defansif aksiyonlar bakımından Porto'dan Militao çok üstün gözüküyor. Defans oyuncusu genç de bir oyuncu 21 yaşında. Bakalım bu hafta tahminlerimin arasında Porto'dan Eder Militao var. Haftanın oyuncularına gelme ihtimalinin olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Hemen notlarımın arasına bakıyorum. Cumartesi gününden başka da gözüme maç çarpmadı. Hemen pazar gününe geçtik. Chelsea-Watford maçı var arkadaşlar. Chelsea'den bu hafta Eden Hazard'ın gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Golleri Loftus-Cheek, David Luiz ve Hugain atıyor ama Eden Hazard'ın performansı gollerin önüne geçiyor diyorum. 2 asist de yaptı hatta. Ondan dolayı bu hafta Eden Hazard'ın haftanın oyuncularına gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Merakla bekliyorum. Normalde max seviyesi 94'tü arkadaşlar. Bir kere daha önce gelmişti. O zaman daha mobilde yoktu. Tabii mobile haftanın oyuncuları gelmemişti. Konsola gelmişti. Konsolda 95 olarak gelmişti arkadaşlar. Ama bu maçta ben 96 bekliyorum. 96 olması gerektiğini düşünüyorum. Eden Hazard'ın. David Luiz gelir mi? Bilmiyorum. David Luiz 1 gol atmış. Defansif aksiyonlarına baktığımız zaman da pek bir şey gözükmüyor. Eden Hazard'ı bu hafta bekliyorum arkadaşlar. Real Madrid-Villarreal maçına geçiyoruz. Real Madrid 3-2 yeniyor arkadaşlar ve Mariano Diaz 2 gol birden atıyor burada. Ama şimdi ben kararsız kaldım arkadaşlar. Çünkü maçın yıldızı Villarreal'li Gerard Moreno seçilmiş. 1 gol 1 asist yapmış. Yani Mariano Diaz'dan daha etkili oynamış bu maçta. Ama tahminim Mariano Diaz 2 gol attığı için Real Madrid'den bu hafta gelecektir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yine İspanya Ligi'ndeyiz. Bir Huesca-Valencia maçı var. Ve burada arkadaşlar Santimina kaç gol? 2 gol 2 asist yapmış Santimina. 6-2 kazanıyor Valencia. Bu hafta Santimina'nın da geçen haftalarda da bir ara söylemiştim yine. Çok güzel bir performans sergilemişti. Ama o hafta gelmemişti. Ama bu hafta Santimina'nın 2 gol 2 asistle geleceğini tahmin ediyorum Valencia'dan. Devam ediyoruz. Bir Leverkusen-Frankfurt maçı var arkadaşlar. 6-1 kazanıyor. Lucas Alario 2 gol birden atıyor. Baktığımız zaman daha önce de Leverkusen'in ya bir hafta ya 2 hafta önce 2 hafta öncedir muhtemelen çünkü geçen hafta zaten yapmamıştık. Yine Alario iyi bir performans sergilemişti ama gelmemişti. Yine söylemiştim aynı bu şekilde. Ama bu hafta yine bu oyuncunun da geleceğini tahmin ediyorum. Lucas Alario haftanın oyuncularına gelebilir diyorum arkadaşlar. Son bir oyuncu kaldım. Notlarımın arasına baktıktan sonra Sporting Lisbon Belenenses maçı var arkadaşlar. 8-1 kazanıyor Sporting Lisbon. Ve Bruno Alves burada 3 gol 2 asist birden yapıyor. Toplamda 5 gole direkt etkisi olan bir oyuncu haline gelmiş oluyor. Yani Bruno Fernandes bende var arkadaşlar. Hem de haftanın oyuncusundan bulmuştum Bruno Fernandes'i.
Ölü yaprak vuruşu özellikle muhteşem. Ölü yaprak diyorum, pardon. Alçalan şut muydu? Yükselen şut mu? Alçalan şuttu galiba, aynen. Alçalan şutu çok muhteşem vuruyor. Özelliklerini ben biraz yükselttim. Bayağı bir oynatmıştım onu. Bu GP kasarken falan oynatıyordum arkadaşlar. Çok güzel bir oyuncu. Daha önce gelmişti ama bu hafta da gelmeyi hak ediyor Bruno Alves. Bruno Fernandes pardon. 3 gol 2 asistle son oyuncumdu arkadaşlar. Toplamda da bir 11 tane oyuncu söylemiş olduk. Sizler de tahminlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki PES 2019 haftanın oyuncularını tahmin bölümüyle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.